Peki buradan nasıl bir sonuç çıkar? Henüz çok erken tabii. Daha var, 45 gün var yaklaşık. Ve o zamana kadar çok şeyler olacak. Adaylar konusunda adaylar daha fazla konuşacaklar. Yeni tartışmalar çıkacak. Yan yana gelmeler, karşı karşıya gelmeler olacak. Ama şu haliyle bugün itibariyle bir ara bilanço çıkartacak olursak Muharrem İnce'nin birçok açıdan daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu onu ilk turda kazanmasını getirmesi mümkün değil. Ancak ikinci tura kalan kişi olması, eğer seçim ikinci tura kalırsa Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişi, muhalefetin ismi olmasını şu haliyle öyle bir intiba var. Bu tabii Meral Akşener için önemli bir handikap. Meral Akşener çünkü büyük ölçüde hesabını ikinci çıkmaya ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın karşısında ikinci turda Cumhurbaşkanı, daha doğrusu başkan olmaya olmak üzerine kurduğunu görüyoruz, anlaşılıyor. Ama şu haliyle Muharrem İnce'nin Meral Akşener'den daha ileri bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. En azından ben öyle görüyorum. Bu değişmeyecek bir şey değil ama bu tempoyla giderse çok büyük bir sorun yaşamadığı takdirde Muharrem İnce'nin ikinci tura kalma, eğer ikinci tur olacaksa kalma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Ama orada başka bir soru ortaya çıkıyor. İkinci tura kalırsa muhalefetin tüm oylarını alabilecek mi? Hatta ilk turda Erdoğan'a oy vermişlerden bazılarının oyunu alabilecek mi? Ya da ilk turda oy kullanmamışları bir kısmını kendi lehine sandığa çekebilecek mi? Şu ana kadar ki gerek Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi, gerekse Hakkari'de ikinci mitingini Hakkari'de yapmış olması, onun ikinci tura kalması durumunda HDP oylarını almaya yönelik adımlar olarak değerlendirildi ki bu çok anlaşılır bir şey. Ve şu ana kadar özellikle Selahattin Demirtaş'ın Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamadaki pozitif sözleri, Muharrem İnce'nin ikinci turda HDP oylarını almakta çok fazla zorlanmayabileceğini bize gösteriyor.